Merhaba, 30 Ağustos özel bölümüyle karşınızdayım. Bugün 30 Ağustos Büyük Taarruz'un yıl dönümü. Bugün size İstiklal Harbi'nden biraz bahsedeceğim. Ve ardından da Kemalist devrimin İstiklal Harbi'nin kazanımlarını nasıl ortadan kaldırdığını ve bugün geldiğimiz noktada yeniden 1919 öncesine döndüğümüzü ve iki millete ayrıldığımızı anlatacağım. Kemalistlerin büyük iddiası farklı etnik grupları, hatta etnik grup aidiyeti bile taşımayan feodal unsurları yığından bir ulus çıkarmaktı. Kemalist devrimlerin bu amaca hizmet ettiği söyleniyordu. Kemalist devrimden önce işte bir Türklük bilinci olmadığı, farklı etnisiteler olduğu, hatta farklı bölgelerde işte feodal bir köy hayatı yaşandığını, Türk köylüsünün Türk olduğunu, hatta Müslümanlığını bile bilmediği söyleniyordu ve Kemalist devrim bir ulus yaratacaktı. Bunun aksine İstiklal Harbi ile aslında bir ulus olma, bir millet olma ihtimalinin ortaya çıktığını ama Kemalist devrimle bu ihtimalin ortadan kaldırıldığını size göstermeye çalışacağım. İstiklal Harbi nedir öncelikle? İşte en bilindik tabirle 7 düvele karşı savaşımız, mücadelemiz, daha Kemalist anlatıya ve tamamıyla zırvalıktan ibaret olan anlatıya göre bir işte cumhuriyetçi, saltanatçı savaşı. Birincisi büyük oranda doğru, ikincisi zırvalıktan ibaret söylediğim gibi. Yani şöyle zırvalıktan ibaret olduğunu söyleyeyim. Yani İstanbul hükümeti yanlısı isyanlar işaret ederek böyle bir sanki bu bir iç savaştı. Ki evet iç savaştı. Ama başka açıdan bir iç savaştı. Yani Tokat'ta örneğin bir aile İstanbul hükümeti yakın, Hürriyet İtilaf Fırkası'na yakın bir aile isyan ediyor. Bu aile bir Türkmen ailesi. Yani tamamen bir Türkmen ailesi. Onu gelip Çerkez'den bastırıyor. Çerkez'den bir cumhuriyetçi değil. Türk de değil zaten. Saltanatçı bir adam, Enver'e yakın bir adam, hilafetçi, İslamcı. Yani Anzavur'la Çerkez'le savaşı Cumhuriyetçi Saltanatçı savaşı değil, olsa olsa Çerkez iç savaşı olabilir. Yani. Dolayısıyla bu tamamen zırva. Ama İstiklal Harbi her şeyden önce, yani 7 düvelle, sömürgecilerle, işte güneyde Fransızlar, doğuda Ruslar, batıda İngilizlerle. Çünkü Yunan işgali büyük oranda İngiltere'nin işgaliydi. Yani Yunanlıların bu kadar başarılı olmasının en önemli nedeni İngilizler tarafından teçhizatlandırılmaları, donatılmalarıydı. Hatta Bursa'nın işgaline direkt 30 bine yakın İngiliz askeri geldi. Birkaç defa çok belirleyici kuvvacıları püskürten bombalamalar yaptılar. Hem Marmara'da hem Samsun'da. Kars'ı işgal ettiler. Yani Yunan işgali nasıl ki Anzakları İngiliz kuvveti olarak görüyoruz. Yunanlıları da İngiliz kuvveti olarak görmemiz gerekiyor. Ama bunun da ötesinde İstiklal Harbi bir Müslüman Hristiyan iç savaşıdır. Yani Kuvayi Milliye'nin savaştığı gruplar doğuda, Doğu Karadeniz'de, Pontus'ta, Güneydoğu'da, işte Erzurum, Kars'ta ve hakeza Ege'de, Batı Anadolu'da savaştığı kuvvetler büyük ölçüde oranın yerli Hristiyan halkını oluşturuyordu. Yani Batı Anadolu'yu işgal eden Yunan ordusunun büyük çoğunluğu Batı Anadolu'da yaşayan Hristiyanlardan, Yunanlılardan oluşuyordu. Doğu Karadeniz'de Pontus'taki Rumlar oranın yerel halkıydı. Güneydeki Fransız kuvvetlerin önemli bir kısmını Ermeniler oluşturuyordu. Vesaire. Ve aslında daha subaylar Anadolu'ya geçmeden, hatta kongreler kurulmadan Kuvayi Milliye'nin bir yerel örgütlenme olarak köy köy, kasaba kasaba ortaya çıkmasının en önemli nedeni bu yereldeki savaştı. Yani bazı liberal okumalar, anti-Kemalist ama liberal okumalarda işte o kongreler, yerel kongrelerin ilk önce ortaya çıkması nedeniyle böyle bir tür federatif bir okuma yapıp aslında en başta Kuvayi Milliye'nin ne kadar demokratik olduğunu anlatıyorlardı. Bu doğru. Ama buradan böyle işte 1921 Anayasası tartışmasında da öyle bir şey var. Gerçekten öyle. Yani şehrin elitlerinin kurduğu kongreler ve meclise giden kongreler gerçekten şehirleri temsil ediyor. Şehirler çok kuvvetli. Kongreler. Ama buradan liberal bir anlatı çıkmaz. Çünkü o kongreler yani Adana'daki, Erzurum'daki ya da Balıkesir'deki ya da İzmir'deki kongre ya da Müdafaa Hukuk Cemiyeti ilk olarak o şehirdeki Hristiyanlara karşı örgütleniyor.
Ya da mesela Kilis'teki, Maraş'taki Cemiyeti İslamiye. Yani orada Ermeniler var. Ermenilerin örgütleri var. Onlara karşı örgütleniyor. Bir iç savaşa tutuşuyorlar. Yani bu kongreler o şehirdeki Müslümanların kongreleri. Karşılarında da Hristiyanların kongreleri, cemiyetleri var. Dolayısıyla Anadolu'da bir medeniyetler savaşı yaşanıyor. Ve bu 1919'da ya da Dünya Savaşı'nda başlamış bir durum değil. Yani bunun çok 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 arka planı var. Yani kapitülasyonlarla Batılı devletlerin, sanayileşen, kapitalistleşen devletlerin büyük oranda Türkiye'deki gayrimüslimleri güçlendirmek için hep ticaretlerinde onlarla ticaret yaparak buradaki Rum, Ermeni azınlığın Müslümanlardan çok daha önce burjuvalaşmasının bunda etkisi var. Misyonerlik faaliyetleriyle onlara milliyetçiliğin aşılanması var. Ama bir milat koyacaksak bunu 93 Harbi'ne işaretleyebiliriz. 93 Harbi'nden de birlikte 93 Harbi'nde tabi Anadolu'da yani Ermeniler Osmanlı ordusu sırtından vuruyor. Ve bunun üzerine Abdülhamit kendisine Kızıl Sultan lakabını kazandıracak. Doğu Anadolu'da pek çok bölgede Ermeni pogromları yapıyor. Yani birçok Ermeni mıntıkası o dönemde ortadan kaldırılıyor. Özellikle Bitlis ve Siirt bölgesinde mesela Ermeni mıntıkaları o dönemde Hacı Musa Bey var. Kendisi hem Hamidiye komutanıdır hem heyeti temsili üyesidir. Kuvayi Milliyeci'dir. Halidiliğin yükselişi yine doğuda. Halidi mollaları orada Kürt coğrafyasında ciddi bir Hristiyan Ermeni karşıtlığının tohumlarını ekiyorlar. Ki Kürt Ermeni çatışmasının bir mülkiyet boyutu var. Yani burjuvalaşan Ermenilere, Ermeni burjuvasına karşı Kürt feodalizminin bir sınıf çatışması, bir mülkiyet kavgası var. Diğer yandan da Halidiliğin yükselişiyle bu dini bir boyutta kazanıyor. İşte Sıbagatullah Arvasi'nin oğlu ve öğrencisi Şeyh Celalettin var. Hakkari'de Şeyh Taha var. Bunlar hem Mollalar hem de kendi milislerini oluşturuyorlar. Milis kuvvetlerini ve çok büyük Ermeni kıyımları yapıyorlar. Yani söküp atıyorlar oradan Ermeni. Yani bu önceden başlayan bir savaş. Mesela yine Türkiye'de çok popüler bilinmez. 1908 devriminden sonra 1909'da biliyorsunuz meşhur 31 Mart vakası vardır. İşte gerici ayaklanma. Bizde Abdülhamit'in hal edilmesine neden olmuştur. Bizde özellikle işte Kemalistler onu kullanır. Şehvat dediği falan böyle. Ama kimse bilmez nedir. Yani ayaklanmıştır mesela İstanbul'da Mollalar şeriat isteriz diye bağırırlar. Ya Osmanlı'da zaten şeriat yok mu? Ne istiyorlar? Orada şeriat isterizden kasıt 1908 devrimiyle Hristiyanlara çok fazla hak, yeni haklar vaat edilmiştir. Yani Tanzimat'la zaten ciddi haklar elde ettiler. Neredeyse Müslümanlarla eşit oldular. Daha da fazla hak elde edecekler. Vali olacaklar, kaymakam olabilecekler. Bir de zaten zenginler iyice gücü ele geçirecekler. Yani ayaklar baş oluyor. Yani zımni diye bugün hakir gördükleri gayrimüslimler yukarı çıkıyor. Müslümanlarsa bir nevi Necip Fazıl'ın deyimiyle öz vatanında parya haline geliyorlar. Çünkü 1908 devrimi liberal bir devrimdir. Çünkü oradaki asıl mesele Balkanların kaybedilmemesi, oradaki Hristiyan isyanları var. Hem de iyice İngiltere ve Rusya'nın Hristiyan haklarının geliştirilmesiyle ilgili verdiği mıhtıralar, ciddi baskılar var. Ama İstanbul'daki 31 Mart isyanı bastırılıyor. Çünkü Selanik, yakın Selanik'ten bir ordu geliyor ve isyanı bastırıyor. Ama Adana'da, Taşra'da çıkan bir 31 Mart'ta isyanı var. O örneğin bastırılamıyor. O isyan bastırılamıyor çünkü Adana Taşra'da ve İstanbul'a çok uzak. Yani Selanik'ten İstanbul'a girdiğin gibi giremezsin. Ve bir ay kadar çatışmalar sürüyor. Yani Müslümanlarla Ermeniler çatışmaya başlıyorlar. Bir ay kadar sürüyor. 20 bine yakın Ermeni ölüyor. 5 bine yakın da Türk ölüyor. Yani korkunç bir rakam. Yani o günün nüfusunu düşün Adana'da ve hani şeyi yani silah hani bugünkü gibi bir silah da yok. Yani ne Kalaşnikov var ne seri atış yapan tabancalar var. Yani insanlar birbirlerini hançerlerle, sopalarla öldürüyorlar. Birçok misyoner öldürülüyor. Amerikan konsolosları öldürüyor İngiliz konsolosu. Hem de suikastla. Yani orada küçük küçük çeteler oluşmuş. Gözlerine kestirmişler bu misyonerleri öldüreceğiz diye. Ve o kaosta çatır çutur misyonerleri öldürüyor. Ve bastıramıyor. Ve bunun arkasında hiçbir güç yok. Onu oradaki halk kendi örgütlenip yapıyor. Hani hep liberaller ya da anarşistler sever ya otonom. Halkın öz savunma güçleri yapıyor. Yani çünkü İttihat Terakki o dönem zaten Ermenilerin müttefiki. Ermeni Devrimci Federasyonu ile müttefikler. Abdülhamit'in zaten hiçbir gücü kalmamış. Yani bunun arkasında kim olabilir? Kimse yok. Aslında Adana olayları Kuvayi Milliye'nin ilk tohumu. Halkın kendi kendine örgütlendiği ve Hristiyanlara saldırdığı bir olay. Ve orada mesela Adana'da verilen fetvalar meşhur. Hristiyanların katledilmesi yönelik fetvalar veriliyor. Hatta bir tanesi El Ezer müftüsüne falan soruluyor. Ona verdiği cevaplar falan var. Yani burada halkta büyük bir Hristiyan düşmanlığı var. Yani devlete rağmen bir düşmanlık. Hatta devlete karşı bir düşmanlık. Siz bu adamları başımıza çıkardınız diye.
31 Mart vakasının ana itici gücü, yani oradaki şeriattan kasıt Şeyh Said isyanındaki şeriat gibi bir şey değil yani. Çünkü zaten ülkede mecelle var yani. 20 yıl önce ne şeriat varsa aynı şeriat var. Bir devrim oluyor. Şapka kanunu yok. Harf devrimi yok. Oradaki şeriattan kasıt dediğim gibi Hristiyanlara haklar verilmesin. O günkü tartışmalara bakın, bunu görürsünüz. Mesela Bedüğünüz zamanında öğrenciler çok sıkıştırıyor. O da John Türk devrimi destekliyor. Hani şeriata aykırı değil mi Hristiyanların emir bey olması, yönetici olması? Orada kurnazca bir cevap veriyor Bediüzzaman. Şeriata göre gayrimüslimler yönetici olamazlar ama meşrutiyette vali, kaymakam hizmetkardır. Dolayısıyla hizmetkar olmuş olacaklar diye böyle bir cevap veriyor. Yani oradaki temel itiraz İslamcıların ya da daha gerici unsurların itirazı Hristiyan haklarıyla alakalı. Burada büyük bir Hristiyan karşıtlığı var. Yani Müslüman gayrimüslim çatışması var. Yani Balkan savaşlarıyla bu iyice şey yapıyor. Çünkü Balkan savaşlarında olan şey de büyük ölçüde bir Müslüman gayrimüslim savaşı. Oradan sadece Türkler öldürülmüyor. Müslüman Arnavutlar öldürülüyor, Boşnaklar öldürülüyor. Nitekim o yüzden oradaki Müslüman Arnavutların, Pomakların önemli bir kısmı buraya gelecekler zaten. Boşnakların hakeza, yani Türkiye'de bu kadar fazla Boşnağın, Arnavut'un olmasının sebebi bu. Hakeza Kafkasya'nın düşmesinden sonra Çerkezlerin, Çeçenlerin gelmesi gibi. Buralarda bir din savaşı var. Ve bu din savaşı Balkanlar kaybediliyor, Kafkaslar kaybediliyor. Buradan Müslümanlar sürülüyor, katlediliyor. Aynısı Anadolu'da da olacak tehlikesi var. Yani bunu Avrupa dile getiriyor. Yani Türkleri Orta Asya'ya sürmek, geldikleri yere sürmekten bahsediyorlar. Ve Dünya Savaşı'ndan sonra, yani Ermeni teçhiri de bunun mesela bir göstergesi. Hakeza. Yani bunlar çok uzun, atlayacağım şimdi Dünya Savaşı'nı kısaca. Yani Dünya Savaşı bittiğinde ve mütareke imzalandığında o korkulan tehlike ortaya çıkıyor. Yani Osmanlı ordusu terhis ediliyor. Birçok yerden çekiliyor Osmanlı ordusu. Ya da çekilme tehlikesi oluyor. Tabi bazı askerler hemen silahları halka dağıtıyorlar. Ve burada hemen direniş örgütlenmeleri oluyor. Mesela Erzurum'da Kuvayi Milliye nasıl kuruluyor? Şöyle kuruluyor. Mütareke ile Rus devrimi olmuş tabi aynı dönemde. Ruslar çekiliyorlar ama nasıl çekiliyorlar? Subayları çekiyorlar. Ama oradaki Rus kuvveti zaten Erzurum'daki Ermenilerden oluşuyor. Kars'taki Ermenilerden. Osmanlı ordusu da çekiliyor. Yani göstermelik bir çekilme. O silahları da Müslümanlara bırakıyorlar. Orada ilk Erzurum'da mesela Yerel'de meşhur Alvarlı Efe Hazretleri vardır. Erzurum'un mutasavvıflarından. O genç henüz. Onun babası etraftaki köylüleri örgütlüyor ve Ermenilerle çatışmaya başlıyorlar. Yine Maraş'ta mesela Antep Maraş direnişinin meşhur Şahin Bey'le birlikte Karayılan vardır. Karayılan aslında göçebe bir Kürt aşiretine doğmuş. Yani kıl çadırda doğmuş biridir. Babasının lakabıdır Karayılan. Böyle 7-8 kişiyi kılıç dövüşünde telef ediyor ve o çevikliğinden ötürü Karayılan deniyor. Göçebeler, göçebe Kürt aşireti. İlk oğlunu medreseye gönderiyor. İlk okuyan, yani ilk medreseli. Zaten öyle batılı eğitim falan yok orada. İlk medreseli köyüne imam oluyor. O yüzden Molla deniyor. Asıl lakabı Molla, Molla Mehmet. Babasından ötürü de Karayılan deniyor. Molla Mehmet Karayılan. Böyle yerel direnişler başlıyor ve oradaki Hristiyanlara karşı. Onlar da silahlı çünkü. Ve çatışmalar böyle başlıyor. Yani sözün özü İstiklal Harbi büyük ölçüde bir Hristiyan-Müslüman savaşı. Bunu TBMM zabıtlarından görebiliriz. O dönem yazılan yazılardan görebiliriz. Savaşın genel karakterinden görebiliriz. Ve en sonunda savaştan sonra Kemalist devrim, yani laik devrim, yani bu savaşın dini boyutunu reddeden ya da ortadan kaldıran devrimden sonra dahi yapılan mübadelelerle görebiliriz. Yani Avrupa'da, Anadolu'daki Hristiyanlar mübadele ediliyor. Ama Türklere ya da mesela isyan eden Kürtler var. O Kürtlere hiçbirine mübadele edilmiyor. Hatta ilginç bir örnek vereyim mesela. Hakkari'de Nasturi isyanı oluyor. Hristiyan isyanı. İsyan bastırıldıktan sonra son adamına kadar Hakkari'de ne kadar Nasturi varsa, ki Hakkari'nin %20'sine yakını, Irak'a sürülüyorlar. Yani hiç af yok. Konya'da mesela Karamanlılar var. Türkler. Ama Hristiyan oldukları için mübadele ediliyor. Ki bir günahları da yok yani. Bir isyan etmemişler. Düşmanla işbirliği yapmamışlar. Mübadeleyle birlikte mesela Balkanlardan Müslümanları alıyoruz. Birçoğu Türk değil. Mesela çok bilinmez Gagavuzların, Moldova'daki Gagavuzların yarısına yakını Müslüman. Hep bugün işte Hristiyan Türkler diyoruz ya. Yarısına yakını Müslüman. Ama bugün Moldova'da hiç Müslüman Türk, Gagavuz Türk yok. Çünkü hepsini Türkiye'ye aldık. Ama Hristiyanları almadık. Çünkü siz Türk değilsiniz, Müslüman olmadığınız için Hristiyansınız. Yani Lozan'da bile Türklük Müslümanlık temelinde tanımlanmıştır. Yani Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran millete Türk milleti denir cümlesinin altında aslında İsmet Özel'in kafirle çatışmaya göze alan Türk'tür tanımı vardır gizli bir şekilde. Ve bu Lozan'da desteklenmiştir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kim kurmuştur?
Anadolu'da kafirle savaşan, sadece sömürgecilerle değil, oradaki yerel Hristiyanlarla savaşan, kafirle savaşan, onlara kısas uygulayan mücahitler kurmuştur. Ne Müslüman olmayanlar aynı Beni Kurayza'daki gibi suçlu masum ayırt etmeden kolektif bir şekilde cezalandırılıp sürülmüştür. Böylelikle aslında 100 yıldır devam eden o iç savaşı sonlandırdık İstiklal Harbi'yle. Ve ilk defa bir millet olma ihtimalimiz ortaya çıktı. Evet, Anadolu'da farklı etnik halklar yaşıyordu. Türkler bile, hani konuşulan Türkçeler bile birbirlerine, yani Karadeniz Türkçesi ile konuşup Ege'deki adamla anlaşamazdı. Doğru, ama yaşam tarzları itibariyle birbirlerine benziyorlardı. Yani Karadeniz'deki adam da sarık takıp şalvar giyiyordu. Ege'deki de. Mesela bakın, Kuvayi Milliyeciler sarık deyince hep din adamlarının sarığı gelir. Kuvayi Milliyeciler hepsi sarık giyer. Kalpak değil. Kalpağı komutanlar giyer. Bakın Topal Osman'a, bütün fotoğraflarda çoğunda sarıklıdır. Siyah bir sarık takar. Ege'deki zeybekler, efeler daha renkli bir sarık takarlar. Doğudaki kendi puşileri vardır. Farklı renklerde onları takarlar. Hepsi sarık takar. İşte şalvarları vardır. Bellerine sardıkları kuşakları vardır. Aynı kültürdür. Bir millet ortaya çıkacaksa, yani modern anlamda bir ulus. Bu gerekli miydi, gerekli mi, siz miydi, doğru mu, yanlış mı, ayrı bir konu. Ama modern anlamda bir ulus ortaya çıkacaksa ancak bu zemin üzerinde ortaya çıkabilirdi. Yani İstiklal Harbi'nin İstiklal Marşı'nda ortaya konan o ideolojiye ayaklarını basarak, bu onu kaynak kabul ederek ortaya çıkabilirdi. Ama siz Kemalist devrimlerle getirdiniz Müslümanların İstiklal Harbi'nde savaştığı adamların kültürünü bu ülkeye, evrensel kültür, Batı medeniyeti, modern medeniyet diye kabul ettirdiniz. Bakın, şapka kanunu o kadar şapka inkılabı aşağılık bir şeydir ki, geçen gün de bir yerde kutladı iktidar. O kadar aşağılık bir şeydir ki, şapkanın o gün bir Türk köylüsü için inanın bana haçtan hiçbir farkı yoktu. Yani ha haç ha şapka, ikisi de gavurluğun sembolü olarak görülüyor. Hatta hatıratlarda geçer, şimdi hangisi hatırlamıyorum, Fahri Rıfkı olabilir. İsmet İnönü bir köye gidiyor o devrim süreçlerinde, yani 24'ten tam 24'te, yani muhalefet başlamış ciddi şekilde. Bir tane köylü yanına yanaşıyor İsmet İnönü, diyor ki paşam diyor, sizin aleyhinize çok konuşuyorlar, size iftira atıyorlar diyor. Ne diyorlar diyor İsmet de, haşa diyor, siz şapka getirecek misiniz, bize şapka taktıracak mısınız? Yani bunu İsmet İnönü'nü savunan adam söylüyor. Yani şapka böyle gözüküyordu, gavurluk alameti. Yani hilafet kalkmış kalkmamış, saltanat kalkmış kalkmamış bilmez köylü onu. O yüzden mesela hilafetin kaldırılmasında çok büyük isyan çıkmadı. Bir şehzade isyan çıktı ve kısıtlı bir Zaza bölgesinde cereyan etti. Ama şapka inkılabından sonra bütün Anadolu'da isyanlar çıktı. Yani Doğu Karadeniz'den Orta Karadeniz'e, Çorum'a, Ankara'ya, Ege'ye, Menemen'e, Güneydoğu'ya, her yerde isyanlar çıktı. Çünkü şapka haç gibi, hani ha minarenin başına haç takmışsın, ha sarığı indirip insanların kafasına şapka takmışsın. Yani gavatlık, gavurluk olarak görülüyordu. Aşağılık bir şey. Yani köylü belki çok dindar değildir, dinini bilmez ama o kültürel olarak ona işlenmişti. Ya bu kültürün bir parçası var. Sarık Türklüktür. Şalvar Türklük. Benim kıyafetim namusum. Karımın çarşafı namusu. Bakın hepsi köydeki, öyle Kemalistlerin anlattığı gibi köyler şaman falan değildi. Hepsinin kadınları yüzlerine kadar kapalı giyiniyorlar. Ya bunun en önemli bir sürü kanıt sunabiliriz. En önemli kanıtı işte Topal Osman'dır. Mesela Fahri Rıfkı'nın şahitliği var ki kendisi Kemalizmin büyük propagandacısı. Topal Osman Beyoğlu'na gidiyor. Mütareke dönemiydi galiba. Tam hatırlamıyorum. Beyoğlu'nda peçesiz kadınlar görüyor. Çarşaflılar ama peçeleri yoklar. Biz bu orospular için mi savaştık diyor. Yani Topal Osman, yani alim değil, molla değil. Bir tane orada Giresun'un feodal ağası, lideri, bir esnaf çocuğu. Ve onun gözünde yani böyle frankofon giyinen kadınlar da değil. Peçe takmadıkları için orospu muamelesi yapıyor kadın. Yani bugün size İslamcı ya da şeriatçı gelen şeyler o gün kültürün içine işlemişti. Çünkü kültür Müslüman kültürüydü. Yani herhangi bir köylü din adamı olmasına gerek yok. İslam Türk milletin kültürü olmuştu. Yani bir iki yıllık mesele değil. Yüzlerce yılın evriminden bahsediyoruz. Bu toprakları Türkleştiren şey, bu toprakları İslamlaştıran, bu topraklar İslamlaşarak Türkleştiler. Türkleşerek de İslamlaştılar. Bunları ikisi ayıramaz. Mesela yine bir örnek vereyim. Ömer Seyfettin'in meşhur Türk milliyetçisi 1920'de devrimleri görmeden vefat etti. Onun Piç diye bir öyküsü vardır. Orada şapkalı Türkler diye bir ifade kullanır. Mısır'a gider. Bir tane adamla karşılaşır, eskiden tanıdı. Nereye gidiyorsun der, işte Ömer Seyfettin'le Libya'ya gidiyorum der. Libya Trablusgarp Savaşı'na katılacak. Boş ucuz kahramanlık der. Orası yanda, yani kurtaramazsınız. Siz hamaset yapıyorsunuz der. Ömer Seyfettin de sinirlenir. Şapkalı Türkler böyle düşünür der. Yani şapkalı Türk demek vatan haini demektir. Yani satılık demektir. Hatta rahatsız da olur. Mesela Mısır'da Müslümanlar bile şapka takıyor. Bu nasıl iş filan diye
şey yapar. Zaten o adamın piç olduğu ortaya çıkar. Ve en sonunda der ya bütün bu batı kıyafeti giyenlerin hepsi mi piç? Hani bu Beyoğlu'nda o adamın karısıyla bir tane yabancı sevişmişler, öyle olmuş. Gerçekten piç. Sonra düşünür. Ya tamam, bu adam piç de bütün bu batılı kıyafet, batı özentisi, batı kültürüne özenenler de mi piçler? Ve orada gözlerini kapatır, bir vizyon görür, bir vision görür. Böyle yükselen haçlar vardır, hilal düşüyordur. Yani haçla şapka ve piçlik birdir Ömer Seyfettin gözünde. Ömer Seyfettin de son derece modernleşmeci bir adam. Ama böyle bakar. O Türk milletinin kültürüdür çünkü. Bunu ayrı düşünemezsin. Vatan hainliğidir. Batı kültürüne özenmek, şapka time bak. Yani Türk kıyafeti, İslam kıyafeti iki ayrı şey görmez. O yüzden hilal neyse, şey, haç neyse şapka odur. Sarık ya da fes de hilal gibidir yani. Hani bir tane hocanın bir sözü vardı ya, ateizm ontolojik piçliktir der. Ömer Seyfettin'in hikayesinde tam bu anlatır aslında. Yani sekülerler soysuzlardır. Çünkü kendi kültürlerine yabancılaşmışlar. Şimdi bunun ne demek olduğunu size kendi hayatımdan anlatayım. Şimdi ben üniversite 2013 yılında başladım. İşte Gezi olaylarının olduğu AK Parti'nin 2010'ların başı. Biraz yine Müslümandım. Yine Müslüman kimliği benim için çok önemliydi. Ama bugün hani nasıl milliyetçi tonları güçlü bir Müslümansam, İslamcıysam, o zaman da daha sosyalist, antikapitalist, o zaman böyle antikapitalist Müslümanlar, sol İslam sentezi falan şeyleri modaydı. O taraflardan besleniyordum. Boğaziçi'nde başladığımda solcularla, özellikle Kürtçülerle falan daha yakındım. Yani hiçbir zaman böyle PKK'yı desteklemedim. Onları hep eleştirdim. Ama onlarla aynı çevredeydim. Nasıl bugün hani milliyetçilerle aynı çevredeysem. 2014'te Kobani olayları bende bir kırılma oldu. Çünkü o güne kadar işte 90'larda devletin yaptıkları, Kürtlere yaptıkları, şunlar bunları eleştiriyorduk. Ve ben bir Türk olarak kendi devletimi, kendi halkımı eleştiriyordum. Ve Kobani olayları sırasında HDP'liler silahlarla insanların evlerini basıp infazlar gerçekleştirdiler. AK Partili siyasetçileri, gazetecileri öldü. Ve ben kendi arkadaşlarımdan benzer bir tepki vermelerini bekledim ama vermedi. Çok uzatmayacağım. Bir gün Facebook'ta, o zaman Facebook modaydı, Twitter değil, tartışıyorduk. Bir tane o sırada PKK birini öldürdü İstanbul'da. Evi bastı ve çoluğunun çocuğunun önünde kahvaltıda bir insanı infaz etti. Ve sol siteler bu adamın IŞİD'ci olduğunu iddia ettiler. Yani sol portal, bir gün gibi filan yerlerden bahsediyorum. Ve adamın IŞİD'ci olduğuna kanıt olarak da Mekke'de çekilmiş, Umre'de ya da Haç'ta çekilmiş bir fotoğrafını kullandılar. Yani bir insanı öldürüyorsun, bu IŞİD'ci mi? IŞİD'ci ne demek? Yani sempatizan mı? Yani sen 90'larda PKK'ya destek veren iş adamlarının öldürülmesini eleştirirken şimdi kim olduğu belli değil birini infaz ediyorlar İstanbul ortasında ve IŞİD'ci olduğuna delil adamın Umre'de çekilmiş fotoğrafı, sen böyle lanse ediyorsun. Yani çıldırdım. Sonra o adamın cenazesi oldu. Tevhid bayrakları vardı cenazede doğal olarak. Bu defa işte IŞİD gövde gösterisi yaptı diye o cenazeye gösterdiler ve IŞİD'ci olduğunun adamın ya da IŞİD'in eylem yapmış, protesto, IŞİD yürüyüş yaptı. Böyle haberler verildi. Ne peki IŞİD'in olduğu cenazede tevhid bayrakları, yani tevhid bayrağı eşittir IŞİD yani. Böyle bir İslamofobi olabilir mi? Hani Avrupa'daki İslamofobi gibi, hatta ondan daha yoğun bir İslamofobi yapıyorlar. Yani tevhid bayrağı kelimetullah'tır, ilahi kelimetullah'tır. Her yere bakın, tevhid bayrağı, tevhid kelimesini görürsünüz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bu Müslümanlığın şartıdır. Camilere gidin bakın, onu görürsünüz. Yani bizim bütün kültürümüz, mezarlarımız, yani ezan neyse, hilal neyse, kelimetullah da tevhid de odur. Facebook'ta bir tane arkadaşı vardı, Nusayri. Onun bir arkadaşı Tunceli, Dersimli, HDP'li bir kız. Alevi, Kürt. Benim bir tane bununla tartışıyoruz. Ya diyorum, bu tevhid bayrağı bu IŞİD'ci olduğunu göstermez. Ben bir tane fotoğrafım vardı. Yani bir yaşında ya yokum yokum çekmişler. Böyle önümde Kur'an rahlesi var. Alnımda da yeşil bir tane bandaj var. Üzerinde de beyazla La İlahe İllallah yazıyor. Tevhid bandaj. Ve çok tatlı gülümsüyorum. Bebeklik fotoğrafım. Bunu paylaşayım ki hani biraz yumuşasın dedim. Bak hala ikna etmeye çalışıyorum. Yani bugünkü radikalizmden çok uzak olduğum dönemlerde. Hani bu noktaya bir anda gelmedim. Bunu da anlatmak istiyorum. O fotoğrafı da şuraya bir yere koyarım. Çok tatlı bir fotoğraf. Biraz içi yumuşasın. Yani bu IŞİD'le alakalı değil. Tamam mı? Fotoğrafı paylaştım yoruma. Mutfağa gittim. Su alacağım, geleceğim. Bir geldim, alta bir döşemiş kız. İşte Allah bu çocuğu bu hale sokanlar inşallah IŞİD saflarında gebermiştir. Gebermediyse biz geberteceğiz diye anneme babama küfrediyor. Yani ben içi yumuşasın dedim. O tam tersi. Benim IŞİD'ci olduğuma karar vermiş. Anne babam da IŞİD'ci olduğuna karar vermiş. Bu IŞİD saflarında annem babam ölmüştür yoksa biz öldüreceğiz diye tehdit ediyor falan.
Sonra bizim arkadaş Seyhan hemen araya girdi. Ya ne yapıyorsun kızım dedi. Bu Enes'in fotoğrafı, biliyordu o filan. Hemen bir anda yumuşadı kız. Ya ben onu bilmiyordum, pardon. Ha, fotoğrafın bana ait olduğunu da anlamadı. Ben zannettim, bir tane fotoğraf buldum. Ya biz aslında kimsenin dinine karışmıyoruz diye. Klişe laflar yani. Kemalistlerin yıllardır söylediğini. Aynı apocu. Aynı itikada mensuplar zaten. İşte aslında biz zaten kimin ne yaptığına şey yapmıyoruz filan diye R atmaya başladı. Bu benim o sol mahalleden çıkıp daha milliyetçi bir aksa dönmemle kırılma olmuştu. Bugün geldiğimiz noktada son 1-2 yıldır, 1 yıldır neden bir anda milliyetçi tonu bu kadar kısıp İslamcılığı öne çıkarıyorum? Çünkü artık seküler milliyetçiler de Kemalistler ya da ona ne diyeceksiniz, Tengriciler, aynı apocular gibi Batı'da, Avrupa'da bile görülmez bir İslamofobiye geldiler. Yani Eskişehir'deki cami cemaat saldırısı bunun başıydı ama sinyalleri vardı. İşte en büyük sinyali Filistin için yapılan yürüyüşte bir tane amcaya saldıran o aşağılık lavuk. Hilafet bayrağı diye. Bak aynı yeşil bayrak. Aynı benim o çocuklukta taktığım yeşil bandaj. Ona bu hilafet bayrağı diye yumruk attı. Yani babası yaşındaki adama. Ondan sonra o da polis alınca işte kıvırtmaya başladı. Ya ben de Müslümanım, hilafete karşı değilim ama işte Arapça yazıyor diyor. Arapça yazıyor ne diye? Ya tevhid la ilahe illallah ya. Arapça yazıyor ne demek? 5 vakit Arapça okunuyor o zaman ezanlar. Yani bu artık ideolojik bir mesele değil. Bu gavurluktur. Ben boşuna demiyorum. Seküler biri Türkçü olamaz. Seküler biri Türk olamaz. Seküler biri Kürt de olamaz. Bunlar sizin kültürünüz. Yani çok değil, sizin babanızın, dedenizin kültürü ya. Bir insan ezanı duyduğunda ezandan rahatsız oluyorsa onu bir Hristiyan Fransız aşırı sağcısı gibi, neonazisi gibi düşmanlaştırıyorsa, düşman imgesi olarak görüyorsa kendi kimliğine, kendi kültürüne yabancılaşmıştır. Asimile olmuştur. Ya gidin bakın herhangi bir tarihi camiye, mezarlığa, saraya, her yer bu sembollerle dolu. Hilal neyse, ezan-ı Muhammed'i neyse, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah odur. Siz eğer bundan rahatsız oluyorsanız, bunu düşmanlaştırıyorsanız kendinize yabancılaşmışsınızdır. Türk olamazsınız, Kürt olamazsınız. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'tan cümlesinden, kelimesinden, tevhid ilahi kelimetullah'tan ancak bir Rum rahatsız olur, bir Ermeni rahatsız olur. Ve maalesef bu halkın yarısı en az yarısını Kemalist devrimle başlayan sürecin sonunda bir Rum'la, bir Ermeni'yle aynı hissiyata sahip hale getirdi. Kendi kültürüne, kendi milletinin kültürüne düşman bir yığınlar yarattı. Bırakın bir ulus olmayı, bir ulus olma ihtimalini tamamen ortadan kaldırıp ulusun, milletin yarısını, belki Allah korusun yarısından bile fazlasıdır belki bugün. Kendi kimliğine, kendi atasının, dedesinin, babasının inançlarına, kutsallarına, kültürlerine düşman hale getirdi. Ve bugün Türkiye'de tek bir devlet ama iki ayrı millet var. Yani 100 yıl öncesine döndük. İstiklal Harbi öncesine döndük. 1919 öncesine döndük. Bugün Türkiye'de iki millet var. Müslümanlar ve gayrimüslimler. Şimdi diyeceksiniz biz gayrimüslim değiliz, işte ateistiz, deistiz falan filan. Rumlar da öyle diyordu. Yani biz gayrimüslim değiliz, Hristiyanız. Bizim bir adımız var. Biz dedik hayır, siz gayrimüslimsiniz. Çünkü bu toplan asli unsuru biziz. Yani sizin bir adınız yok. Siz bizim ötekimizsiniz. Bugün sekülerler, ateistler, deistler, kendileri nasıl ifade ediyorlarsa, modernistler, yani bu insanlar gayrimüslim. Ya bu Filistin meselesi 7 Ekim'den başlayan süreç de bunu bana iyice gösterdi. Ya orada insanlar öldürülüyor. Yani bizim kadar bu acıyı paylaşmayabilirsin. Ama sırf bizi gıcık etmek için, ya bir Türk nasıl İsrail'in yanında olur? Sırf bizi gıcık etmek için oradaki katliamlarla alay eden, oradaki fotoğraflarla alay eden, Filistinliler aleyhine iftiralar uyduran, ya Filistin, Türkiye'deki Filistin destekçiliğini azaltmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bunun hiçbir rasyonelitesi yok. Yani bir Türk'ün İsrail'i desteklemenin hiçbir mantığı yok. Sadece bizim canımızı acıtmak için. Artık bu ülkede, Türkiye'de iki ayrı millet var. Acıları, inançları, yaşam tarzlarıyla iki ayrı millet. Evet belki aynı dili konuşuyoruz. Yani 100 yıl önce Trabzonlu biri bir Manisalıyla bu kadar rahat anlaşamazdı. Anlaşıyoruz. Ama dilden daha önemli bir şey vardır. O da yaşam tarzı. Aynı dili konuşanların savaştığına tarih çok şahit olmuştur. Ama bir ülke kurmak için, bir ülkeyi ancak aynı kozmolojiye inanan, aynı dine, aynı Allah'a inanan, aynı yaşam kültürünü benimseyen insanlar kurtarabilirler, kurabilirler. Türkiye'yi Müslümanlar kurdu. Birbirleriyle anlaşamasalar da, aynı dili konuşmasalar da, aynı Allah'a inanıyorlar da, aynı peygambere inanıyorlar. Kutsallara aynıydı. Bütün Türk kadınları çarşaf giyiyordu. Bütün Müslüman kadınları çarşaf giyiyordu. Çarşafı elini uzatmak, yani İstanbul'dan Maraş'a, Hakkari'den Muğla'ya, Muğla'dan Artvin'e kadar her yerde senin namusuna uzatılmış bir eldi. Bu toprakların her karışında sarık takılıyordu, şalvar giyiliyordu, namaz kılınıyordu. Ama bugün giyim tarzlarıyla, yaşantılarıyla, kültürleriyle,
hissiyatlarıyla iki ayrı millet ortaya çıktı. Müslümanlar ve gayrimüslimler. Ve böylelikle İstiklal Harbi'nin bütün kazanımlarını kaybettik. Ve önümüzde açılan fırsatları da teptik. Ve 100 yılın sonunda birbirinden nefret eden, aynı şeylere heyecanlanmayan, aynı şeylere üzülmeyen, tam tersi birbirinin bir diğeri diğerinin acısından zevk alan, daha fazla acıtmak için ona bastıran bir hale geldi. Ve maalesef Filistin Gazze Savaşı ile iyice kani oldum ki buradan bir geri dönüşü. Kemalist devrim İstiklal Harbi'nin kazanımlarını ortadan kaldırdı. Ve 100 yıllık sürecin sonunda iki ayrı millet olduk. Tekrar başladık. Müslümanlar ve gayrimüslimler. Ve burada artık Kürt, Türk, Alevi, şu bu hiçbir şey yok. Müslümanlar var ve gayrimüslimler. Yani Aleviler zaten tamamen sekülerleştiler. Alevilik de kalmadı. Ama Kürt, Türk meselesi bile hikaye. İşte gördüğünüz gibi yani Dersimli bir Kürtçüyle, bir Kürtçü kızla, bir Türkçü, Türk'ün, oğlanın neyse bakış aynı ya. İkisi de la ilahe illallah gördüğünde ya dedenin, atanın uğruna öldüğü söz bu ya. Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir kapısında Türk bayrağı vardı, diğer kapısında tevhid bayrağı vardı. Ya Kadir Mısırlıoğlu'nu falan şey yapıyorlar, yalan tarih anlatıyor. Ya siz Kemalistler çocuklarınıza da nasıl bir tarih anlattınız ki? Türkiye Cumhuriyeti'nin iki bayrağından birini düşman olarak, düşman bayrağı olarak görüyor. Terör örgütünün bayrağı olarak görüyor. Hiç kendinize bunu sormuyor musunuz ya? Bu kadar dere tepe düz gittik, geldiğimiz nokta bu. Siz buradan sonra neyin milliyetçiliğini yapacaksınız? Ne Türk milliyetçiliği, ne Kürt milliyetçiliği yapacaksınız? Atasından utanan, anasından utanan nasıl milliyetçi olabilir? Olamaz. O yüzden seküler milliyetçilik falan olamaz. Kemalizm bizi bir millet yapmadı. Bir millet olma ihtimalimizi ortadan kaldırdı. İstiklal Harbi'nin bütün kazanımlarını ortadan kaldırdı. O yüzden bu ülkeye yapılmış en büyük kötülüktür. En büyük kötülüktür. Sözlerim bu kadar.